Hepinize merhaba arkadaşlar, Emre Oruç kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne mi yapacağız? Bugün Kasımpaşa Galatasaray maçı izleyip tepkilerimi göstereceğim dostlar. Akşam çok kritik bir maç var, Trabzonspor Fenerbahçe. Gerçekten ben bugün bazı şeylerin renk değiştirebileceğini düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Artık lige bir heyecan gelmeli. Galatasaray Kasımpaşa'dan bugün puan kaybı yaşayıp akşamında eğer biz Trabzon'u yenersek çok güzel olur. Fenerbahçe için çok güzel bir sonuç olur. Umarım Galatasaray puan kaybeder. Fenerbahçe maça en azından rahat çıkar diyeyim. Akşamki maç bence çok çekişmeli olacak. Ben Kasımpaşa Galatasaray maçında bir o kadar çekişmeli olacağını düşünüyorum. Dostlar, maça geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmanız benim için çok kıymetli ve değerli diyerek maça geçiyoruz dostlar. Maç başladı. Hepinize şimdiden keyifli seyirler. Buyurun. Evet, maçta başladı dostlar. Hadi cimbom be, bir puan kaybı yap, bize bir moral olsun. Bu hayırlı günde Galatasaray'ın puan kaybettiği bir maç olur inşallah. Dakika 10 dostlar, köşe vuruşu kullanıyor Galatasaray Mertens'le. Dikkat edin, Galatasaray drone toplarda iyi. Aman ha. Mertens bıraktı paslaşarak. Kerem Demirbay ortaya açtı savunma. Penaltı noktasına düştü. Vallahi herkes el var diyor. İnşallah penaltı yoktur. Daha bismillah be Galatasaray. Eline çarpıyor ama dostlar, eli böyle. Ve çok yakın bir mesafede. Yani şöyle nasıl desem, bir adımlık bir mesafede Kasımpaşalı futbolcu böyle gelişine topa vuruyor. Adamın eli de şöyle çarpıyor. Hem yakın mesafeden olduğu için, bildiğim kadarıyla kural öyle, hem de el doğal pozisyonda olduğu için penaltı kararı verilmedi diye düşünüyorum. Zaten pozisyon VAR'a bile gitmedi. VAR'a bile ihtiyaç duyulmadı yani. Siz de görüşlerinizi yazabilirsiniz. Bana göre penaltı değil. Galatasaray çok iyi paslar yaptı. Barış Alper geçti. Dikkat. Çevirdi. Icardi bıraktı. Kerem savunma. Kerem dışarı. Oh be. Allah'tan Kerem yani. O sol ayak mesela Kerem Demirbay o açıyla vursa, baba kaleci hiç atlama, kendini yorma, git fileden al topu. Neyse ki dışarıya vuruyor. Lan Kerem çok pozisyona giriyor. Bir yandan da düşünüyorum yani, Icardi bu kadar pozisyona girse var ya, demek ki neler olacak ha. Kerem çok pozisyona giriyor, atamıyor. Eğer Icardi bu kadar pozisyona girse 10 pozisyondan 8'ini atar bence. Savunma arkasına doğru. Top taca gitti. Lan hadi Kasımpaşa ya. Taç kullanıldı. Ver onun pasını. Bıraktı. Gökhan şut direkten döndü. Atak devam edecek. Çevir. Son andan en son. Allah kahretsin ya. Yasin şutunu attı. Mustera'da kaldı. Lan süper pozisyonlu, içeri girmedi be. Kerem topu kaybetti. Bas oğlum. Çık 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 çık. Dörde dört. Hadi oğlum. Dakosta bıraktı sağ. Hayredinovic çevir. Şut. Lan yan ağlarda çevirme bencil adam. Ya ne bencilsin arkadaş ya. Sen o çok güvendiğin özgüvenli sol ayağına sokayım ben. Vuruyorsan atacaksın. O da offside'mış. Geri zekalı ya. Dakika 25 dostlar. Köşe vuruşu kullanacak Aytaç Kara. Hadi Aytaç. Aytaç ortaya açtı. Savunma karşıladı. Gelişine şut dışarı. Hay anasını avradını be. Falso yağsa girecek çatala. Ama olmadı. Sol bek Yasin herhalde. Oy. Acayip sert vurdu ama kaleyi bulmadı. Lan Barış Alper'e pas, nasıl pas attın, bıraktı Mertens. Yaptı mı, attı böyle bak. Başımın belası attı yine. Nasıl bir ayak içi var ya. Örümceğin amına koyayım dedi, vurdu attı ya. Yemin ederim örümcek bir şey kalmadı o köşede. Ama kalmadı ya. Ya zaten güneş vuruyor kaleciye o açıdan. Nasıl tutacak ben anlamadım ki baba, bu da var ya insan değil ya. Mustera Barış Alper'e resmen asist yapacak. Öyle bir pas attı ki. Abi bu nasıl bir plase, kurban olayım ya. Ya bu nasıl bir plasedir ya Rabbil alemin. Kıpırdayamadı kaleci. Ama bu adam 37 yaşında 40'a kadar oynar. Vallahi. Bu da Ceko'da oynar 40'a kadar. Nasıl bir ayak içi var yani, penaltı kullanır gibi vurdu topa.
böyle bir ufak bir var incelemesi oldu Barış Alper için. Orada olsak falan yok dostlar. %100 gol. Ya ben gördüğüm açıyla zaten bir açı gösterdiler. Orada da %100 gol gözüküyor. Mertens'in attığı muazzam golle Galatasaray 28. dakikada 1-0 öne geçti. Hadi lan ben onu sürü lan bıraktı çizgi geçer. Vay Allah'ım yarabbim ya. Nelson'umuz bitti, sıra Berkan'ımızda. Adam orta sahaydı, sol bek oldu. Sol bekti, stoper oldu. Lan neymiş bu arkadaş? Yakında kaleye de gider. Sürekli bir geriliyor. Üf, hadi lan Aytaç. Allah aşkına güzel bir orta aç ya. Dakika 33 dostlar. Aytaç Karayel'e köşe vuruşu kullanıyor Kasımpaşa. Orta geldi. Sekti, çarptı, bir şey oldu. Göt oldu, stik oldu, gol oldu. En son Torreira'yı gördüm, en son. Vay 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 vay. Aman Allah'ım. Aytaç ortaya açıyor. Muster orada karşılayamıyor. Icardi'ye mi çarpmış lan? Mauro Icardi formunda. Çalsanız oradan bir aşkın olayım. Mauro Icardi. Ulan Kasımpaşa'nın var ya. 30 dakikada yapamadın Icardi, bir dakikada yaptı. Teşekkürler Icardi. Nasıl keyfim geldi ya. Yemin ederim orucu unuttum ya. Ne açlığım kaldı, ne susuzluğum kaldı, ne bir şey içme isteğim kaldı. Evet arkadaşlar, ilk yarı bitti. İlk yarıda Kasımpaşa 1, Galatasaray 1. Umarım maç skoru da böyle olur diyeyim, beraberlikle sonuçlanır. Yani ilk yarının ilk 15 dakikasında Galatasaray 15 dakika inanılmaz bastırdı. 2 tane net pozisyona girdi. Sonra Kasımpaşa 2 tane net pozisyona girdi. İki takım da ilk yarıda çok iyiydi. Kısım kısım birbirlerinin önüne geçebildiler. Umarım ikinci yarıda Galatasaray'ın puan kaybettiği, gol atamadığı güzel bir maç olur. İkinci yarıyla görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ikinci yarı başladı. İlk yarıda bir beraberlik vardı. Umarım ikinci yarıda ya beraberlik devam eder ya Kasımpaşa kazanır diyeyim. İkinci yarı başladı, buyurun. Dakika 47 dostlar, serbest vuruş kullanıyor sağ taraftan Mertens. Yani söylememe gerek yok artık, her maç, her video, her pozisyonda diyorum Galatasaray duran topları tehlikeli kullanıyor. Yani siz de ekstra dikkat ediverin, ne olacak? Hadi Kasımpaşa dikkat et bak. Mertens ortaya açtı, Icardi Allah'ım yarabbim ya. Ya adam o kadar taşa geçtim ya. Yine bir duran top organizasyonu tabii. Ya adam var ya, bomboş kalmış be. Maşallah Kasımpaşa. Gidin hepiniz izleyin. Lan bir taneniz mi direğe gitmez be. Adamla o kadar taşa geçtik, adam gol attı ya. Abi bunlar ne yapıyor antrenmanda? Full duran top mu çalışıyor arkadaş? Nedir yani ya? Vallahi billahi full duran toptan atıyorlar arkadaş. Mertens'e bak, bir gol bir asist. Yine maça damgayı vurdu. Aferin Allah dostu Aytaç. Sık! Gol be! Gole bak! Aytaç kara! Ben buradayım diyor! Aman 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 aman! Mertens'e cevap geldi! Ben buradayım diyor Aytaç! Lan ne vurdun be! Vicdansız eski takımın! Oy! Top böyle falso alıyor. Tam ortasına mükemmel bir şut geldi. Ya Aytaç'ın bu şutlarını biliyorum da. Abi bu muazzam bir gol ya. 2-2 yaptı skoru ama ne gol. Artık nasıl sır dediysem. Sesim bitti herhalde, stada gitti. Kasımpaşa stadına gitti. Dakika 57 Aytaç'ın attığı golle Kasımpaşa beraberliği yakaladı dostlar. Artık Galatasaray bak bir kere daha öne geçirmesin. Artık Galatasaray bir kere daha öne geçirmeyin. Bak valla bu sefer attırmaz ha. Söyleyeyim size, yaslanır attırmaz. Dikkat et yeme Kasımpaşa lütfen. Torreira'dan Barış. Barış Alper sağda aldı, geçti Allah'ım. Orta kaleci. Öne top, gel içine şut kaleci. Allah kahretmesin seni. Oğlum dikkat edin ya. Galatasaray var ya, bastırmaya başladı yine. Füze füze. Anama uğradığını. Top böyle tam sekerken kalkmadan çaktı.
Yemin ederim var ya, kaleci kedi gibi uzandı gitti, aldı topu. Hayredinovic. Sağ markasına Marşan Peris kaladı, çevir. Çevirdi gol. Gol be. De Costa. Lan be. Oldu be. Üf, büyü bozuldu. Gelir mi Galatasaray? Yemin ederim var ya, içim boşaldı ya. Ulan neymiş arkadaş, dokunulmaz gibi bu takım yenilmiyor ya ligde. Hayredinovic'den savunma arkasına pas. Çevirdi, boş kale Da Costa. Tertemiz gol, offside yok, faul yok. Hiçbir şey yok. Gol oldu, 3-2 öne geçti Kasımpaşa. Oh be, ulan neymiş arkadaş, yenilmiyor Galatasaray ya. 1-0, 1-1, 2-0, 2-2, 3-2 Kasımpaşa attı. İnşallah noktayı da koymuştur. Dakika 77'de Da Costa çok istedi bugün, çok pozisyona girdi. Üçüncü golü attı ve takımını öne geçirdi. Hadi Kasımpaşa, atıyor niye mi Allah için? Atıyor niye mi? Ömrümü yedim bugün. Oh be, anası satayım, santra yapıldı. 3-2 önde Kasımpaşa. Lan oğlum, Zaha penaltı. Lan daha yeni gol oldu be. Daha yeni gol oldu be. Kırmızı kart. Allah kahretmesin seni ya. Ya bir de itiraz mı ediyorsun gole giden adamı? Tuttun çektin geri zekalı. Bırak belki kaçırır ya. Ya santra oldu. Pozisyon oldu, penaltı oldu ya. Ya bu nasıl bir takım, beni kanser etti ya. Abi bıktım Galatasaray'dan. Allah Kur'an çarpsın ya. Vallahi billahi bıktım ya. Allah'ım ne olur kaçırsın ya Rabbim ya. Ya bunların bir yenildiğini görmek istiyorum ya. Hadi yıkardı, kaçır oğlum. Atarsa 10 kişiler. Vallahi bunlar 4'ü de atar. Icardi geldi. Vurdu kaleci. Bravo sana. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Erzurum'a atamadı. Ayakta çizgide vallahi Nizami. Bravo lan sana kaleci. Bravo sana. Zaten Kerem Demirbay'ın şutunu kurtardığında belliydi, kedi gibi oldun. Yaslan oğlum, 10 kişisiniz yaslan. Yemeyin ha. Dakika 81'de skor 3-3 olacak diye Yusuf oldum dostlar. Mauro Icardi, Allah razı olsun, penaltıyı kaçırdı. Ama Galatasaray atacak diye korkuyorum. Çünkü skor 3-2 ama Kasımpaşa 10 kişi. Oğlum bak, dikkat edin, dikkat gerizekalılar. Hakim Ziyech aldı, ortaya açtı. Kaleci vur Icardi. Ya yeter ya. Lan defol git lan. Allah bunu bana sınav diye vermiş. Lan bir dakika önce penaltı kaçırdın. Lan nasıl bir çar, nasıl bir adam ya. Ya şifre mi yazıyor, ne yapıyor bu ya? Yani Süper Lig'in golün ilesini bulmuş bu adam. Lan kaleci avanak mısın? İnsan öyle boşa çıkar mı lan? Bu Allah kahretsin seni kaleci. Yani penaltıyı kurtardın. Bu golü kurtaramaz mıydın ya? Abi bu nasıl maç? Yemin ederim her şey var bu maçta. Şimdi dakika 83, skor 3-3 oldu. Galatasaray bu maçı yenerse var ya. Lan diyecek hiçbir şey bulamayacağım. Lan Hakim Ziyech ne biçim pas attı? Icardi mi? Torreira vurdu savunma. Artık beynim yandı, yemin ederim. Oruç bir yana, bu maç bir yana. Ya hadi çık çık Kasımpaşa, yürü ya. At. At da ara. Yürü oğlum. Çekti. Da Costa vurdu Muslera. Ya Muslera buradan mı çıkardın ya? 80 yerinde şutunu çekti Da Costa, Muslera çıkardı. Deykön ortaya açtı. Vinicius. Icardi dikkat. Vurdu direkten, durdu, uzaklaştı. Vinicius, Allah'ım ya Rabbim ya. Ya nedir bu çektiğim zulüm ya? Allah. Lan yemin ederim yok böyle bir şey. Abi bu maç nasıl döner? İnanılır gibi değil ya. Hadi buyur. Hadi buyur. Arkadaş direkten döndü. Adam ıskaladı. Vinicius attı, 4-3 oldu ya. Ne diyeyim ki ben? El alırsın Galatasaray'a. Vallahi bir şey diyemem. Yani bu maçı da çevirdilerse
Diyecek hiçbir şey yok baba. Böyle bir maç yok ya. Vallahi yani hala şok etkisindeyim. Nasıl dördüncü golü attılar? Hani penaltı kaçırmasına rağmen sanki Icardi penaltıyı kaçırdıktan sonra böyle daha da bir hırslandı. Hem attı hem attırdı. Yine Icardi damgasını vurdu maça. Dakika 90'da Galatasaray Vinicius'un attığı golle 4-3 öne geçti dostlar. Bu saatten sonra da artık yani maçın berabere bitmesi falan mucize olur. Vallahi arkadaşlar yani bu maçın dönmesi Galatasaray için çok büyük bir moral. Benim için de bazı gerçekleri göstermiş oluyor. Yani şunu söylemek lazım arkadaşlar, Galatasaray harbiden tam bir winner takım. Gerçekten tam bir winner takım. Winner takım olmasa Kasımpaşa bu kadar iyi oynamasına rağmen 4-3 öne geçmezdi. Yani bunu nereden baksanız bir 10 dakika içerisinde yaptı ve bir penaltı da kaçırdı. Gerçekten Galatasaray tam bir winner takım. Evet arkadaşlar, maç bitti. Kazanan Galatasaray 7 gollü düelloyu Cimbom kazandı. Yani gerçekten bir kırmızı kart, bir kaçan penaltı, Icardi'nin bir kendi kalesine, iki rakip kaleye attığı, maçı çevirdiği, bir de golün içerisinde olması, bir nevi asist yapması. Yani gerçekten bugün mükemmel bir futbol izledik. Çok çekişmeli bir maç izledik. Keşke ligde her maç böyle olsa. Ama maalesef bu kadar performansı yüksek maçlar olmuyor. Bugün ilk defa Galatasaray'ın çok net bir şekilde puan kaybedeceğini hissettim. Ama Icardi Aytaç'ın yaptığı gibi ben buradayım dedi. Ve çok zorlu bir maçı, bol mücadeleli bir maçı Galatasaray 4-3 kazandı. Ben bir kere daha söyleyeyim, gerçekten Galatasaray bir winner takım, bir Fenerbahçeli olarak, objektif bir insan olarak. Umarım biz de akşamki maçta hata yapmayız ve Trabzonspor'u yeneriz diyeyim. Dostlar, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Abone olup like atmanız benim için çok kıymetli ve değerli. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın, görüşürüz dostlar.